Kıymetli dostlarım tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda makaleyle başlayıp eleştiriyle bitiriyoruz türleri ve bu türlerde en fazla eser veren önemli kişiler kimler onlara bakıyoruz. Değerli dostlarım makale. Makale kesin yargılara varılarak özellikle edebi bir üslupla yazılan gazete yazılarıdır. Ve burada ispatlama ön plana çıkar. Bilimsel ve nesnel bir anlatım vardır. Ciddi bir dil kullanılır ve kanıtlama amacı ön planda durur. Makale. Makale de deneme farkı zaten. Makale kesin yargılara varılır. Denemede öyle bir şey yoktur. Makale nesnel bir anlatımla yazılır. Deneme ise hiç öyle bir şeyi yoktur. Hatta e, denemeden de bahsedeyim. Öyle yazarlara geçeyim. Belirli ve kesin kurallar yoktur makale gibi dedik. Ciddi bir birikim de gerektirmez makale gibi. Yine yazar kendisi konuşuyormuş gibi görünür denemede. Makalede böyle bir şey asla olmaz. Ben anlatım vardır denemede. Özneldir ama makale nesneldir. Bakın farklarından bahsettikten sonra. Gelin denemecilere ve makalecilere beraber bakalım değerli arkadaşlar. Şöyle yapalım hatta. Evet ilk önce eleştirmenlere bakalım. Ee, makaleciler. Makalecilerde kimler var? Şinasi ilk makale. Mukaddime şair evlenmesi gibi tiyatroları yazıyor ama ilk makaleyi de yazıyor. Ziya Paşa. Zafername. Rüya değil mi? Bakacağız. Namık Kemal, Tarih Barabat, Ziya Gökalp, Ahmet Hamdi, Hüseyin Cahit, Yalçın. Bakalım makalede neler var. Şimdi tercüman aval mukaddimesi Şinasi. Şiir ve inşa makalede Ziya Paşa. Zafername ve rüya eleştiri. Birazdan onu da göreceğiz. lisan Osman'ın edebiyat hakkında mülazatı şamildir. Namık Kemal'in yine bir makalesidir. Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak Ziya Gökalp'in makalesidir. Edebiyat üzerine makaleler Ahmet Hamdi Tanpınar. Edebiyat ve hukuksa servet ürünün sonuna getiren çeviri makaledir Hüseyin Cahit Yalçın değerli arkadaşlarım. Peki hemen denemecilere de bakalım. Denemeci işte ben dille yazanlar. Dünyada Montaigne. Bizde Ahmet Haşim, Asım Bezirci, Salah Birsel, Suud Kemal Yetkin, Re Fahri Rıfkı Atay, Sebahattin Eyüpoğlu, Nurullah Ataç. Denemelerle bilinen Montaigne. Ahmet Haşim bize göre. Asım Mezirci, Günlerin Götürdüğü Getirdiği, Salah Pirsel, Kurtulmuş Felsefe Bahçesi, Şiir ve Cinayet, Amerikalı Tolstoy Keçi Çobanı, Kuzu Çobanı, Suud Kemal Yetkin, Günlerin Götürdüğü, Sebahattin Eyüpoğlu, Mavi ve Kara, Günlerin Getirdiği Söz Arasında, Nurullah Ataç. Burada denemeciler olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlarım. Bunları mutlaka bilin. Gelelim sohbet. Ya sohbet dediğim şey şu. Günlük konuşmalar işlenir çoğunlukla sohbet yazılarında. Okurla konuşuyormuş gibi yazılır. Devrik cümleler vardır. Sorulu cevaplı gitmek ve atasözleri, deyimler kullanmak sohbet türünün en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Ve günlük konuşma dili, karşılıklı konuşma, senli benli, hani labali diyebileceğimiz bir üslup var. Peki kim var burada? Hemen bakıyoruz zaten şöyle bir. Ne dedik? Sohbet türü dedik. Hemen sohbet türünde şöyle bir açıyorum. Şevket Rado, Ahmet Rasim, Nurla Ataç, Suud Kemal Yetkin, Melih Cevdet, Anday. Ahmet Rasim, Ramazan sohbetleri, Nurla Ataç, Sözden Söze, Melih Cevdet Anday, Dilimiz Üzerine Söyleşiler, Şevket Rado, Eşref Saat, Aile Sohbetleri, Ümit Dünyası, Suud Kemal Yetkin, Edebiyat Söyleşileri. Ve şunu sakın unutmayın, içtenlik var, soru cevap var, labali bir üslup var. Fıkra, kesin yargılara varılmadan, günlük sosyal konular neyse gazetelerde yazılan köşe yazılarıdır fıkralar. Öyle bildiğimiz fıkralar gibi değil. Anlatım yalın ve yoğundur. Ve konu hakkında okuru düşünden, düşündürmek ister. Düşünce yazılarıdır. Konu özlü, kısa ve yüzeysel ama ustaca anlatılır. Serbest bir üslup. Gazete köşelerinde yazılır. Nükteli bir anlatım var. Ve kanıtlamaya gerek duymaz fıkra yazarları. Ki fıkrada ön plana çıkan ilk adam zaten biz de Servet Fünun döneminin bağımsızlarında Ahmet Rasim, Ahmet Aşim, Yaşar Kemal, Refik Halit Karay, Burhan Felek, Haldun Taner, Nazım Hükmet Ran, bu türün en önemli temsilcileri. Ve Ahmet Rasim, şehir mektupları gülü pahaladıklarım. Nazım Hikmet it yürür, kervan yürür. Yaşar Kemal, taş çatlasa. Haldun Taner, deve kuşuna mektuplar. Burhan Felek, Felek, çok yaratıcı. Ve Refik Halit Karay, bir içim su, bir avuç saçma, Tanrı'ya şikayet. Ve gelelim bu videoda bahsedeceğim en son türe eleştiriye. E, eleştiri dediğim şey okura ve yazara yol gösterme amacı sunur. Bir eseri ya da bir sanat eserini, itebiyatı, kitabı eleştirir. Olumlu ve olumsuz yönden ve ortaya konan eleştiriler kanıtlarla desteklenir. Nesnel verilere dayandırılır ve makale gibi yine kanıtlama amacı güden bir türdür. E eleştiri deyince Türk Edebiyatı'nın ilk eleştirmeni Ziya Paşa eleştirdi. Harabat adlandır antolojisini eleştirdi. tarihi ve Harabat'la Namık Kemal. Muallim Naci, Semih Gümüş, Mehmet Rauf, Halisiyalar, Ziyalar, Recaizade Mahmut Ekrem, Asım Bezirci, Berna Moran, Ahmet Şuayb. Ahmet Şuayb zaten bizim e, Servet Ünlü döneminde en büyük eleştirmenlerden de bir tanesi aynı zamanda. Tahrib Arabat, Takip Renan Müdafaa Namesi, Namık Kemal. Semih Gümüş, Başkaldırı ve Roman. Mahmut Ekrem, Takdir Elhan, Zemzeme. Muallim Naci, Demdeme ki Mahmut Ekrem de atışıyorlar zaten. Ahmet Şuayb, Hayat ve Kitaplar. Mehmet Rauf, Şuş, tenkit meselesine dair. Halis Sanata dair. Asım Bezirci, ikinci yenici olayı. Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlarım. Ve eleştiri de bu şekilde bitiriyoruz. İşte türler ve türlerin temsilcileri karşımızdaydı. Şimdi dünya edebiyatına geçeceğim. Dünya edebiyatında kimler var? Temsilcileri en ünlü eserlerini vereceğim. Ondan sonra akımlar ve İsmail Gazpıralı, Cengiz Dağcı gibi Türk dünyasının edebiyatçılarını verip sizlere edebiyatta veda edeceğim değerli arkadaşlarım. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.